Günaydın. Bugünkü dersimizde matematik 8. sınıf ile devam ederiz. ölçme ve problemler çözümü konusu ile. Ve bugünkü dersimiz ve gelen birkaç dersimiz olarak çevre ve alan ile ilgili. Demek biz biliriz çevre genelde işlerdeki çevre ile dikdörtgen, üçgen ve değişik şekillerde ve aynı zamanda alan için bilaras işlemişek daha evvel genelde dikdörtgenle ilgili veya üçgen ile ilgili nasıl hesaplardık alan. Demek şimdi vardır hesaplayalım, gösterelim nasıl hesaplanır çevre bir dairede ve aynı zamanda nasıl hesaplanır aynasında bir aynasında nasıl hesaplanır alan. Demek eğer alırsak biz bir daire Dairenin vardır birkaç tane özelliği. Demek ben burada çizeyim biraz daha büyük ki gösteremem aynasını. Demek her bir dairenin vardır merkezi ve genelde de devam burada merkezini örnek işaret edeyiz o ile Eğer alırsak merkezinden herhangi kısmına dairenin dairenin bir çizgi çekersek görebiliriz buradaki her bir kısmına bu çizgiler aynı uzunlukta. Demek ne tarafına çizersem ben bir çizgi merkezden dairenin kenarlarına göre o çizgi vardır olsun aynı uzunlukta. Ve onu işaret ederiz R harfi ile daha doğrusu onun adıdır yarı yarı çap. Demek R harfi ile işaret ederiz ve onun adıdır yarı çap. Aynı zamanda biz alabiliriz diyelim bir ıı, çizgi ne geçer ker, ıı, hem ortasından hem devam eder diğer tarafına daha doğrusu tamamen geçer bir tevi ıı, bir o şeyde. Örnek diyelim burada göstereyiz böyle dik olarak bir ıı, o şey. Demek burada dikkat edersek vardır neka vardır bir tane yarı çap burada hem daha bir tane yarı çap burada. İki tane yarı çap yapayak sadece çap. Daha doğrusu onu işaret ederiz D harfiyle ve odur a, çap. Demek bu vardır temel iki tane temel o şeyi bir tevi a, bir tevi bir dairenin daha doğrusu bir tevi bir çemberin. E şimdi a, ondan sonra vardır daha kaç tane a, kısım. Genelde çember yayı kullanırız. Ne zaman isteriz gösterelim. Sadece bir kısmını diyelim. Bir kısmını tevi çemberen. Örnek onu böyle boyalayacağım kırmızı bir kısmını diyelim. Böyle burada ya yapayız. Burası ne olsun? Demek böyle hop. Diyelim. Örnek bu kısmını geri istersek bakalım buradan nasıl ne yaptık. Ona deriz çemberin yaya. Çember yaya. Daha doğrusu. Efendim? Bilirim. Bilirim. Değil mi? Bilirim. Demek buna deriz çember yaya. Daha doğrusu bu olarak aa, çemberin aa, çemberin bir parçası. Demek burada eğer gösterirsek kırmızı ile. Yarı çaptır merkezden çemberin aa, Hepten uzunluğuna göre daha doğrusu dışarısına göre bir doğru parça ve çarptır bit ne geçer bir köşesinden diğer köşesine. Şimdi burada ben kullanırım köşe sözünü. Tabii ki köşesi dairelerinin yoktur. Ama demek hepten düşünürüz bir ucundan diğer ucuna kadar. Ve şimdi eğer istersek biz hesaplayalım Çevresin, çevresini daha doğrusu isteriz hesaplayalım aynasının alanını. Demek burada meydana gelir bir a, yeni bir a, sayı ve o sayıya genelde kullanırız Yunan harfi pi ki açıklayalım aynasını. Demek pi sayısı göreceksiniz kitapta sayfa 136'da açıklanıktır. Açıklanıktır Iı, tarihi olarak ne demektir daha doğrusu nereden gelir? Demek pi sayısı meydana gelir eğer alırsak ıı, böyle bir herhangi bir hangi çevrenin çemberin çevresi ve ıı, onun çapının büyüklüğünü ve der bir sonsuz sayı. Demek işaret ederiz Yunan pi harfiyle ne benzer Makedonca p harfına ve budur bir sabit değer daha doğrusu sabit ve sonsuz bir sayı. Biz genelde uh, bu uh, sayı vardır yuvarlayalım. 2 ondalık yerine ve o olarak 3 virgül 14. Demek pi, uh, pi uh, sayısı bize vardır yardım etsin. İki hesaplayalım. Uh, ne kadar olarak diyelim herhangi bir çemberin daha dairenin ne kadar olayak alanı ve ona göre ne kadar olayak onun yara çapı. Demek pi sayısı pi sayısı sonsuz olan bir sayıdır. Ve çemberin ve çemberin çemberin, çemberin çevresinin ve çapının bölümünden meydana geri demek e, bu sayının görebilirsiniz kitapta devam yazdıktır e, belli bir yere K 3,14 15 9 2 6 5 3 5 vesaire devam eder sonsuza kadar için tam olarak e, dar bir ondalık sayını bir tevi zaman devam eder ve hiçbir eve tekrarlanmaz demek her bir defadır e, değişik nasıl devam etsin. Ve şimdi formüllerimiz bizim. Ne zaman isteriz bakalım bir tevi bir çemberin ne kadardır çevresi. Çevresi olarak düşünürüz diş arasından bir tevi bunun ne kadardır uzun. Diyelim eğer alırsak onu gerelim bakalım ne kadar olarak uzun. Veya diyelim alırsak bir örnek alalım bir kalem Kalem geneldedir veya tükenmezler geneldedir dairesel şeklinde. Bakalım ne kadardır dış arasından çevresi olarak ölçelim uh, ölçelim aynasını. Demek o olarak aynı eğer düşünürsek bir tevi bu uh, şey sanki devam eder. Demek bir tevi çember boyunca böyle ne kadar mesafe lazımdır geçsin. Demek formülü uh, nasıl biliriz biz çevreyi işaret ederiz L harfi ile ve formülü Uh, olayak iki şekilde. Olayak nasıl pi çarpı uh, d. Demek budur. Görebiliriz ki der pi sayısı çarpı uh, çap veya niçin uh, bir çaptır aynı vakıtta iki yarı çap. ne demek adları zaten de verir. Çap ve yarı çap. Ona göre d için eşittir iki raya. Daha o demektir ki çap çap eşittir 2 2 yarı çap ona göre kullanayız ve biz genelde kullanırız o formülü ama tabi ödevlere göre olaya pi çarpı 2 r ve bu olayak bizim demek bu ikisi olayak bizim ödeme göre nasıl işlersek formülümüz a, çevresi için bir çevresi için bir dairenin. Demek dairenin çember dairenin çevre formülü. Bu olarak bir çarpı iki r. Diğer taraftan vardır alan. Alan ne zaman deriz? Bileriz ki düşünürüz bir tevi içerisinde eğer boya varsa. Demek burada eğer, ups, eğer boya varsa bir tevi bu çemberi devamı içerisinde bitevi ne kadar olayak demek hepten bunu bakarsak o olayak onun bitevi alanı. Demek alanın iki dolduralım görebiliriz ki bir çeşit lazımdır bilelim çevreyi ve alanı iki hesaplanılsın demek vardır ayrı bir formülümüz. Kitabınızda demek bir böyle devam bu gösteririz alanını bir de bir alanını istersek gösterelim. Başlayalım. Demek kitabınızda göre, görebilirsiniz sayfa a, 140'te açık var. Nasıl geliriz a, tam olarak bir gösterelim. Nasıl elde edilir formülü bir dairenin alanı için. Daha doğrusu ki elde edilsin formülü yapılır 36 tane üçgen. Demek biz bunu yapmayacağız. Biz sadece devre arası nasıldı. Demek yapar böyle 36 tane üçgen ne doldurarak bir tevi çemberi ve ona göre a, o üçgenlerinin yardımıyla demek o üçgenlerinin yardımıyla meydana gelecek formülümüz. E tabi şimdi biz her bir çemberdeki hesaplayalım oturmayacağız çizelim üçgenler ve bakalım nasıl olacak. Eme o üçgenlerin yardımıyla formülümüz elde edilir ve formülümüz olacak. P eşittir pi aynı hop eşittir yazayım. Bu eşittir pi çarpı r kare. Ve bu olarak formülümüz. Demek görebiliriz ki benzer formüller aralarında alan ve çevre formülleri baya benzerler. Daha doğrusu a, genelde ops audio yaptık. Aynı şimdi böyle. Okay. Tamam. demek pi çarpı r kareye ve 2 r pi. Budur dairenin dairenin alan formülü. Ve bu şekilde belirleyebiliriz her ikisini. Demek bunlar var. Şimdiki bir çeşit daha kolay aklınızda tutarsanız alan Uh, avanda demek her bir defa olaya kuvvet a, niçin lazımdır olsun metre kareye demek alanda genelde der metre kareye santimetre kareye vesaire onun için r da vardır kareye burada onu görebilirsiniz demek bir tevi formülümüzde Adı yerinde çevrede bu iki yerine olsun r'nın üstünde a, hareket eder olsun r'nın ününde ve bu olayak fark aralarında. Eğer rının önünde ise iki, o vakıttır çevresi. Eğer rının üstünde ise o vakıttır onun alanı. Bakalım işleyelim şimdi bir hangi ödev. Ve ona göre a, yavaş yavaş o şey yapalım. Örnek böyle. Yazayı sözlü olarak onu. A, dairenin çapı 5 cm ise onun çevre ve alanını belir ve birinci ondalık basamağına yuvarla. E şimdi demek ne zaman işleyeceğiz biz a, dairelerle? Göre işimi Burada çap demektir ki bu bir devi bu çizgiler 5 santimetre öyle. Demek eğer aynasını gösterirsek grafiksel olarak olayak diyelim şöyle yapayım daha küçük olmasın çok uzun demek eğer alırsam grafiksel olarak bu bu ödevi göstereyim budur aynı sanki bir tebiler bu berak böyle ve budur burada 5 santimetre demek eğer çap ise 5 santimetre yarı çap ne kadar olacak Hadi de ver. Olayak iki buçuk santimetre. Hem şimdi gideriz işleyelim sarayla. Demek biliriz biz ki pi her bir defadır 3,14. Demek ne zaman işleriz? Şimdi v eşittir. Ee, biz biliriz ki der pi çarpı 2 r. Daha doğrusu v eşit olarak 3,14 çarpı 5 cm. Hem şimdi sadece bunu çarparız. V eşit olarak 5 defa 4 yapar 20. 0, 2 aklımızda. 5 defa 1 yapar. 5 m 2 7. 5 defa 3 15. Gelecek 15,70. Yani 15,7 cm. Demek sadece çarptık. Bitevi bunun değerini. Diğer taraftan vardır alan. Alanımızda vardır kare. Demek ki bu eşittir. A, pi çarpı r kare. O demektir ki r lazımdır çarpılsın. Ne kaylen? Ne demek ki kareye bir hangi sayı? İki defa genda de silen. Daha doğrusu 2,5 çarpı 2,5 lazım olayak burada hesaplanılsın. Ve genelde avanda olayak diyelim. Ha, bu çeşit ödevler şey burada ondalık sayımız vardır ama neyse biz vardan aynısını hesaplayalım. Demek kenardan işleyeceğiz baştan 2,5 çarpı 2,5 o yapayak ne kadar? 5 defa 5 yapar 25 2 yakmamızda 5 defa 2 10 12 Aslında bilen kimse 25 defa 25 ne yapardı 2 defa 25 yapayak 50 5 defa Ve gelecek 625 2 virgül yeri 6 virgül 25 Hem şimdi 6 virgül demek burada şimdi P eşittir. 6 25 çarpı 3 virgül çarp çarpı 25. M 10 var çarparsak demek o gelecek ne kadar? Burada şimdi uh, gideriz sırayla. Uh, 5 defa 4 burada yapayak 22 aklımızda. 5 defa 1 5 M2, 7. Uh, 5 defa 3 uh, 15 1570 Ondan sonra 2 defa 314 yapar. 628. Ee, burada. Ve 6 defa şimdi gidersek 6 defa 4 24 2 yakmamızda 6 defa 1 6 m 2 8. 84 burada. Hem 6 defa 3 18 o olarak böyle. Hem şimdi bu numarayı o şey yaparsak Demek gideriz 0, 7 m 8 yapar 15, 1 aklımızda 5 m 5 10, m 2 12, 1 ee, aklımızda 8 m 2 10 m 16, 1 aklımızda 8 m 1 9, m 1 yazarız. Ama 4 tane virgül yeri var, 1 2 3 4, 19 virgül 6250, 4 der 1. ondalık basamağına yuvarla, demek Yuvarlar bunu bir önce olarak basamakına gerek 19,6 santimetre kare. Demek biz her bir defa hepten tam olarak bulmayız. için kullanırız? Sadece 3,14. Ondan yuvarlarız. Niçin o küçük çok küçük miktarını biz yuvarlanmayacak. sonunda değiştirmeyecek diyelim. O kadar çok cevabımızda ki gelsen bir hangi büyük fark aralarında ve bu şekilde hesaplarız. Bu şekilde hesaplarız. Nasıl gelecek uh, yarı çap daha doğrusu nasıl gelecek alanı ve nasıl gelecek çevresi. Demek genelde uh, gelecek alanı olsun daha büyük çevresinden uh, için havanda vardır kare a çevrede iki defa. Ama tabi uh, değişik uh, değişik şekiller meydana gelebilir. Peki şimdi bakalım vardır bir ödev bulur yedinci ödev yedinci ödevde vardır sadece yarım daire bunu böyle alayım ki sonra bilim demek yedinci ödevde verenler böyle şekil ve kenar verir burada a, 11 11 sayfa yüz kar demek 11 santimetre ve der şimdi verilen şeklini verilen şeklin alanını hesaplayınız. Acaba nasıl hesaplayacağız alanını yarım dairenin? Efendim? Aa, Yuskar Kiki baş yok. tepesinde sayfanın yok hari. Yok yeni derste. Demek sırayla alıştırmalar sene gider dairenin alanından son uh, ödevler. Ondan evvel lazım olsun dairenin alanı ve çevresi ders kitabınızda. Güzel de benim değil de çok eski kitap. Uh, siz neler değişik olabilir öyleyse benim de daha eski o şey. Aynı lazım olsun ödevler. Neyse ki yazdım ben zaten o şey. Demek verilen yarım dairenin isteriz. Verilen yarım dairenin alanını hesapla. Acaba nasıl işleyeceğiz bunu? Biz ne biliriz formülü olarak? Biz biliriz bir tevi dairenin formülünü. tevi dairenin nasıl bulalım alanını. Demek ne yapayız bulduktan sonra bir tevi dairenin alanını. Böyleyiz ne kaya? Ayra isi Demek biz lazım ver hesaplayalım bir tevi dairenin. Bir dairenin baştan. Ondan sonra böyleyiz onu ikiye bulayız yarım dairenin alanını. Demek burada bize verektör d eşittir 11 santimetre. Demek r eşit olarak ne kadar? 11'in Demek eğer çap ise 11 cm yarası der 5,5 cm. Hem şimdi hem tabi PR yer bir defa 3 yazmadım. Onu. Demek şimdi gideriz sarayla. Baştan var işte 3,14 çarpı 5,5 tevi kareye. Demek ilk önce lazimler hesaplayalım. 5,5 çarpı 5,5 o yapayak. 5 defa 5 25. 2 aklımızda a, 27. Uh, 275 hem 275 o gelir böyle uh, ve uh, burada gelir 0 hem 3 2 30, 35 hem şimdi çarparız uh, budur şimdi 3,14 virgül çarpı 30 evet Uh, bu mari çarptıktan sonra gelecek. 5 uh, defa 20, 5 defa 1, bu da aynı yer bir defa 1570. Sonra 3 defa 4 yapar 12. 3 uh, defa 1 yapar 3 en 1 4. 3 defa 3 yapar 9. Uh, sonra 0 4 0. Yazmamın bitevi. Uh. Şey yapayım. Hem sonuncusunda da gene 3 demek gene 942. Ve vardır gelsen bu şekilde. Hem şimdi. Bunları indirirsek vardır 0. So 9. 5 hem daha doğrusu bu var gelir. Hepsi bir sırada. Yok. Yok yok yok. yok. Gelir burada. Bir tane de daha var. Uh, 5 M4 gene yapar 9. Evet. 2'yi saymayız o grupta. Uh, 1 M9 10. M2 12. Bir aklımızda. Uh, M uh, sonunda 5 95. Bir var aklımızda. Hem burada vardır 4 tane virgülleri. 1, 2, 3, 4. Yuvarlayacağız bunu. Nasıl? 95 virgül 3. Niçin? Der daha yakın ona. Demek bir tevi dairenin alanı 95,3 santimetre kareye. Ona göre yarım dairenin alanı olarak bir tevi bu böyle 2. Demek to bölü 2 eşit olarak 95,3 bölü 2. Bunun yarası ne kadar gelir? Aa, olarak 40 aa, kırk... yok fazla 45 denir. 47.5'e gelirse gelir 95,3. 95 sadece. Demektir biraz daha fazla. 9'da 2'ler vardır. 4 tane 1. 15'te 2'ler vardır. 7 tane 1. 13'te vardır. 13'te vardır. 6 tane. Hem 5. 47 65 santimetre kareye. Demek ne yaptık? Hesapladık. Bir tevi dairenin alanını sanki vardır. Hem ondan sonra böldük. Onu böldük. 2'ye. Aynı şekilde devam. Eğer örnek o nasıl yapaydık olsa böyle bir şey. Olsa sadece dörtte biri. Devam olsa böyle bir şekil. Nasıl bu bulaydık acaba bunun? Önemli değildir. Nasıl bulaydık? Ne lazım olaydı yapalım. Safi onu soralım. Aynı evet. Demek aynı işleyecektik ama böleydik dörtlen. Ona göre değiştirmez hiçbir şey. Devam olabilirdi de bu olsun hem çevrek bir tebi. Olabilirdi olsun a, böyle verek. Hem böyle olsun verek aynıdır. Gene de yarısı. Demek nasıl çevirirsek bir tevi biz biz ama şey. Her bir defa bu, bu şekilde devam. Der yarım daire. Tamam. Acaba vardır bir hangi sorumuz? Demek genelde genelde Burada sadece iki formül vardır tutalım aklımızda. Ee, vardır pi çarpı 2 ve pi kareye. Daha pi çarpı r kareye. Demek bu var ile e vardır belirleyelim çevre ve o şey. Demek her bir defa pi'nin değeri bilinir. Pi'nin değeri dedik ki der. 3,14 ve odur bir sabit bir değer. Hiçbir defa değişmez. Demek ödevlerde bize eğer vergi ise yarı çap, ase vergi ise çap, o vakit biz hesaplayabiliriz ne kadar gelecek o şey. Uh, e şimdi dediniz ki kitabınızda siz değildi başka belki benimdir biraz daha öyle. Uh, sayfa kaçtadır dairenin çevresi mavan sizde? Aha demek ki 144'ten 100, 100 150'ye kadar. 150'ye kadar. Audi say. Neyse. Ee, olabilir. Ben de yamuğuna alan gider, son koyuk. Ee, ama benim kitap biraz daha eskidir. Ee, yeni ödevler der aynı. Ama yerleri der değişik ve tercümede bazı şeyler olabilir değişmiştir. Ee, ondan. Neyse. Aa, ee, eğer yok ise bir hangi sorunuz. Dersimiz bugün için bu kadar. Aa, ee, gelin dersimiz olarak... Gelen hafta salı günü. Öyle? Ee, ve salı günü ne ka? Evde bir olarak iş defterinde dairenin çevre ve alanla işleyesiniz. Hep ne vardır? Ödebilir. Demek ee, o olarak vardır vaktiniz. Az, demek yavaş yavaş hazırlanırız em ee, yazılığı için. Vardır da ee, bir buçuk haftamız ona. Ona göre bugün için Delder çok tez. Ee, sene sene bitti ya deva ona göre odurum. Ee, neyse görüşürüz. Gelen ders güle güle.